Osman Abi TV'den herkese günaydınlar, sevgiler, saygılar, güzel kardeşler. Şimdi Osman abim geldi Ayvalık'a doğru, Ayvalık yolcusu. Ona 3 tane kara baskı, bir tane çikolata baskıyı verdim yani. 2 kara baskı erkek, 1 kara baskı, 1 çikolata baskı dişi. Bu yeni kelebeğimizi de uçuruyoruz gemi gibi maşallah. Ha, oturacaktım tam. İyi ki de oturmamışım. Islak, daha orayı silmedik. Gel. Şimdi kuşlarımız azaldı. Vallahi fark ediliyor ya hemen. 4 tane kuş gitti. Yani bende 3 tane baska kaldı şu an. Mavi ile sarı zaten hazır eş. Gel. Ya arkadaşlar korkarım ki şu... Bir kardeşimiz demiş kuşların özelliklerini anlat diye. Tabii hemen seve seve Kayhan kardeşim de görmüş, yorumlara bakamıyorum. Kardeşler bu kelebek aslında gönen kelebeği diye geçiyor. Saya, yani genel olarak saya. Bu da kelebek, mavi baş. Yani mavi kuyruk kelebeğimiz de gönen kelebek. Kelebek kuşları performans ırkı. Hatta dönücü ırklar kategorisinde de. Performans ırkının dönücü ırklar kategorisinde. Havada işte çeşitli dönüş şekilleri vardır kelebeklerin. Yani genelde bu tel kuyruklar falan var. Bende yok onlardan. Bunlar ileriye doğru. Yani ileriye doğru şöyle şu şekil. Hani şu şekil ileriye doğru hareketli. Veyahut da aşağıya doğru böyle kağıt gibi. Hani kelebek gibi, kelebek uçuşu gibi. Oradan geliyor zaten bu yerel adı. Dönüş sergilerler. Yani yüksek... İrtifaya kadar çıkar. Tabiri caizse kuşçulukta sineğe, yıldıza derler. Bayağı yükselirler. Hatta böyle saatlerce uçanları da var. Uçabilir yani kelebekler. Performans ırkında oldukları için. Dönüş sergilerek aşağıdan pırıltı gördüğü zaman, bir kuş hareketi, kanat hareketi gördüğü zaman veyahut da kendiliğinden neşelendiğinde dönüş yaparlar. Hemen çakal ırkını da anlatalım. Çakal ırkı, bakın bende bu sürmeli cicili dişi var. Bu erkek var. Çakal ırkı da performans ırkından ama makaracı ırktır. Makaracı güvercin ırkındandır. Makara sararlar neşelendikleri zaman havada. Saatlerce uçabilirler. Yüksekte uçabilirler, çok yüksekte. Performans güvercinlerinin makaracı ırkından. Düz uçarlar ama arada sırada makara yaparlar. İşte ikili, üçlü, dörtlü, beşli. İşte tek, buna şey derler, bir sıra. Beşli oldu mu bir sıra mı ne diyorlardı. Ha, benim için çok aranan bir özellik değil makara yapması. Benim için performans ve form kuşudur aynı zamanda. Çünkü neden? Formları bellidir. Yani ak kanat, ak kuyruk. Form, renk olarak yani. Form kuşudur aynı zamanda. Dediğim gibi renkleri bellidir. Kanatları beyaz. Uçtan 6-7 telek. Hani 7'ye 7 olması iyidir. Yani kuyruk üstleri yoktur Bursa oynarlarındaki gibi. Kuyrukları da işte 14 telek makuldür. Çünkü Bursalarda 12 telek makul ve kuyruk üstü vardır. Çakal ırkı da güzel bir makaracı performans ırkıdır. Dolapçılara gidelim. Dolapçıda çok zayıfım. Yani dolapçı çok beslediğim bir ırk değil. Geçmişte de az besledim ama çok uçuramadım yani işin aslı. Dolapçı'da işte Isparta, Denizli illerimizin illerimizden çıkmış tarihi bir ırk. O da performans ve dönücü ırklar kategorisinde. O da çeşitli dönüşler sergiliyor. Dönek gibi dönebiliyor 90 derece açıyla aşağı doğru. Kelebek gibi dönebilenleri var. Dolap çeviriyor diyorlar. Bildiğim şeyleri söylüyorum. Hani daha iyi bilenler mutlaka vardır. Kelebeklere nazaran biraz daha yuvaya sadıklar. Alıştıkları yeri kolay kolay terk etmiyorlar, kaçmıyorlar. Kelebekler çok dönüş sergileyenleri kaçabiliyor. Akılsız olabiliyorlar. Yani yuvaya sadık olmayabiliyorlar. Yani şöyle söylemek gerekirse, yani dönücü ırklarda bu var. Döneklerde de mesela yani akıllısını ararlar hep besleyiciler. Onun dışında bir dakika yukarıya baktı kuşlarımız ne oluyor diye. Baskalara gelelim. Baskalar dalıcı ırk, dalıcı ırk, düz uçucu ve dalıcı ırklar kategorisinde.
Yüksek uçarlar, bazılarının 1 saat uçtuğu falan görülmüştü. Ben gördüm yani 1-1,5 saat uçtuklarının noktada. Nokta sinek, yıldız, kuşçu tabirleridir tabii. Yani bir anda çağırdığınız zaman veya işte yemi salladığınız zaman veya pırıltı verdiğiniz zaman bir anda dalarak, dalışa geçer. Kanatlarını kapatıp dalışa geçerek inerler. Bu da işte kaçak yakalamayı kovalayan kardeşlerimiz için ideal kuşlardır. Bir anda aşağı alırsınız yani kaçak kuşu da. Kuşları da bir anda indirebilirsiniz. Yani kelebek dönücülüklerde da bu geçerli. Tipler, yani bu paçalı tipler ben sonradan yapıldı. Araya kelebekler girilerek falan. Tiplerin de yani tipler de düz uçucu. Onlar da performans güvercini çok uçarlar. Saatlerce uçarlar. Onlar da dalıcılık var onlarda da. Ayrı bir kategori tip kategorisi. Başka bizde ne var? Başka da tanıtılacak bir kuş yok. Kırmalar var. İşte çakalları söyledik, baskaları, dolapçıları, kelebekleri söyledik. Başka da bir enteresan bir ırk yok. Onun dışında gelen kuşlardan tanıtımını yaparız kardeşler. Sizleri seviyorum. Güvercin kategorisi böyle oldu. Kuşları hatta bir şey yapayım. Ya ben çok üzgünüm de benim bu sarı kuyruk erkeğim uçucu değil abi. Ya mavi kuyruktan bile şüpheliyim hani. Bunlar uçucu değil ya. Vay anasını be, vay anasını. Yani uçar gibi gözüküyordu. Yok zor bile kalkıyor yani. Biraz yaşlı da bir kuş zaten. O kadar dürtüyorum ayağımla. Hadi hadi. Yok hiç. Ha, resmen şey. Bibloluk olmadı. Ha bir kardeşimiz demiş. Sopanın ucuna siyah poşet bağlarsan daha çok korkarlar, kalkarlar. Doğru. Siyah veya beyaz. Çok doğru. Ama ona da bir süre sonra alışıyorlar. Ben geçmişte çok denedim. Yani ne yazık ki ona da alışıyorlar. Çık çık çık. Hadi. Bak bu kelebek de böyle. Süs eşyası gibi. Hayır kızım. Hayır kızım. Hayır. Sizi ben uçun diye aldım. Uçun. Şşş. Uçun diye aldım ama hiç. Uçuş yok. Uçuştan hak kesin. Alıştılar. Bakın buna da alıştılar artık. Yani hiç uçmak dahi istemiyorlar. Ya tabii ilk açtığımda uçuyorlar. Ondan sonra diyorlar tamam biz yem vakti. Ama onlara patronun kim olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Şöyle hatırlatacağım. Değişik bir şey fırçayla. Fırçayı tanımıyorlar ya hemen nasıl kovdu. Ama yine iniyorlar yani yemin tadını aldılar biraz yem verdim. Baskaları yakalarken hemen iniyorlar abi. Durum bu. Uzun bir güvercin videosu oldu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Çakal bak uçuyor. Uçucu kuş yani. Abi performans hırkı. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın güzel kardeşler. Görüşmek üzere. Tekrardan selamlar güzel kardeşler, dostlar, abiler. Şimdi şöyle yaptık. Pet odasına girdik. Saat kaç? 11:05 geçiyor. Akvaryumlarımızın ışıklarını yaktık. Balıklarımız yem bekliyorlar. Meleklerimiz bir kendilerine gelsinler. İşte dediğim gibi buraya şey yapacağız. Bir Hakos X-Pro 500 alacağız kardeşler. Yapacak bir şey yok. Olmadı şeyi de reaktörü de ona bağlayacağız. Yani başka çaresi yok gibi gözüküyor. Buradaki Lepistes ve Gambusyaları birlikte büyüttük biliyorsunuz. Birbirlerine alıştılar. Bir dakika oraya değil şuraya atacaktık. Onları muhtemelen buraya alacağım. Güzel kardeşler. Yani özel ırklarımıza da yem verelim. Gelin pıtırcıklar gelin. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin yiyin büyüyün. Şimdi betalarımız var. Işıklar açılmış. Açıldı yani 5 dakika önce. Melekler bir kendilerine gelsin. Yemleme yapacağız kısmetse. Japonumuzu da unutmayalım. Bol bol ye çocuğum. Bol bol ye biraz serzenişteydi. Şimdi evet melekler ortaya çıkmaya başladı. Meleklere şey veriyoruz. Şu bit yemden veriyoruz. Neredesiniz çocuklar ya? Bir dakika nerede bunlar? Arkaya saklanmışlar. Nedense şu.
Niye oraya gittiniz ki? Ben anlayamadım. Yani kokuyu alıp çıkarlar herhalde. Gitmiş oraya saklanmışlar vallahi ya. Çok ilginç. Heh, bir tanesi fark etti. Onları da çıkartalım. O reaktörümüz tıkanmış bizim ya bayağı bayağı bir. Yine ya bu reaktörden neler çekiyorum ben ya. Abi yok böyle bir şey ya. Hop, tamam, sakin olun. Sakin olun çocuklar. Bu melekler de çok ürküyor ya. Gel gel. Kokuyu aldılar. Sayeler de bekleyişte artık ne yazık ki. Şimdi bugün artık akvaryuma bir şekil şemal vermenin zamanı geldi güzel kardeşler. Yeter artık yani böyle olmuyor. Evet. Bugün başlıyorum. Kısmetse artık şehre söz vermiştik. Aa, buradaki anaç platimiz ölmüş. Tamam, karidesler de başına üşüşmüş olsun. Yani zaten yamulmuştu falan o kadar doğumdan sonra. Bayağı da uzun yaşadı. Yapacak bir şey yok. Doğal yollarla öldü. Durum bu güzel kardeşler. Ben bu akvaryumu tedavi edeceğim. Ondan sonra geri dönerim. Dediğim gibi Gökhan'la Kayhan kardeşime sözüm var. Bir an önce sözümü tutayım. Onlara bitkilerini vereyim. Kayhan gübre de istedi. Onu da hazırlayacağım bugün. Birazdan geri dönerim. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba kardeşler. Vallahi radikal bir kararla akvaryumu tarumar ettim ya tabiri caizse. Of, ama böyle oluyor. Yapacak bir şey yok kardeşler. Filtrem zayıf. Filtrasyonum çok zayıf. Onu hemen almam lazım. Hakkos 500, Expro 500'ü. Bakın çıkan bitkilere bakın. Of of of. Şimdi bunu pay edeceğim. Şey de çıktı. Progestamon helferleri de aldım. Ama bunları ayıklayacağım. Bunlar bana nasıl ayıklayacağım bilmiyorum. Yine şu bölgeye ekeceğim. Şu öne ekeceğim yani çok düzgün bir şekilde. Bakalım nasıl olacak yani. Ben de merak ediyorum. Of, akvaryumda ne biçim böyle şey. Organik atık çıktı ortaya ya. Böyle bir sakinleşsin. Şurada hatta kaldı bakın. Bir dakika ya bu yosunmuş ne kalmasın. Şuradan da şeyler çıktı aradan. Oo, burada yine çınar var. Abi yok çınarı. Çınar çok akvaryumu ele geçirmiş ya. Ben orada büyümüyor diyorum. Rol yapıyor yani. Arkada kendi ilk diktiklerim soldu. Şu kübayı da bakalım bir şey yapacağım yani. Şurada dursun şimdilik. Kübayı orada kendiliğinden biliyorsunuz. Tek bir yapraktan ürettim. Şimdilik dursun. Bir dakika ya dursana arkadaşım. Of. Valla akvaryum böyle görünce insanın morali bozuyor. Yok bu. Ama yapacak bir şey yok yani. Güzel akvaryumlar böyle aşamalardan geçerek güzel oluyor. Yok abi durmayacak o. Yapacak bir şey yok. Ya küba zaten o ya. Yani küba biliyorsunuz çok nazlı. Bir de benim akvaryumum da çok üremiyor. Onu şöyle alalım biz abi. Seni şöyle alalım kardeş. Onu şuraya alalım. Şurada dursun tasın içinde. Bir radikal değişim başladı. Yapacak bir şey yok yani. Yoksa önüne geçemeyeceğiz. Ha. Buradaki lepistes ve gambusyalardan bahsediyorduk. Yarım kaldı galiba. Şimdi bunları biliyorsunuz birlikte büyüttük. Büyüdüler de. Bakayım bir dakika. Bir tane lepistes var. İki tane. İki tane lepistes var dişi. Olsun tamam birlikte büyüdüler. Büyüdüler. Hatta erkek çıkan olmuş kambusyon işte. Bunları şöyle düşünüyorum kardeşler. Buraya almayı düşünüyorum. Buradaki karidesleri de oraya almayı düşünüyorum. Yani bilmiyorum iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum. Yani karideslerden almayı düşünüyorum. Karidesleri biraz üreteyim. Kayhan kardeşim üret dedi mesela. Karides üret diye bana fikir verdi sağ olsun. Evet karidesler çok. Karidesler çoğalsın. Yani en azından buna çaba gösterelim. Durum bu güzel kardeşler. Sizleri seviyorum. Betalarımız da gayet mutlu mesut devam ediyor. Bakalım bir şeyler yapacağız. Akvaryumda düzenlemeler başladı. Şimdilik durulmasını bekleyeceğim suyun. Ondan sonra işimize bakacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Cuma gününüz hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı cumalar. Görüşürüz güzel kardeşler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.